Deli mi bu adam Allah aşkına? İnsanın sinirini bozuyor. Vahit Bey, dükkanı devrettiyseniz bilelim. Küçük bir rotasyon politikası hanımefendi. Bakkalınızın kıymetini anlayın diye. Yakında her şey düzelecek. Beni izlemeye devam edin lütfen. Müşterilerimi, müşterilerini kaçırıyorsun, haberin olsun Hüsam. Dayı. En azından göplü geçini kıda. Dükkan benim, müşteri benim. Sana ne? Gitti Hüsam efendi, gitti. Kız gitti. Konu komşuya rezil olacağız, kız gitti. Ne kızı Behiye, ne ötüyorsun yük treni gibi? Benzetmeye bak, kalıbından beklenmez dayının. Meryem gitti diyorum sana. Kaçmış. Ne? Eve mektup bırakmış. Ver bakayım. Ne yazıyor ki? Benim okumam yok. Oku. Gözünün yağını yiyeyim kardeş, oku. Niye? İğrençleşme. Sevgili babacığım. Siz bedbaht bir genç kızın en temiz hissiyatıyla kaleme aldığı bu mektubu okuduğunuzda ben çok uzaklarda olacağım. Ne? Bir dakika. Üstüp bana da biraz tuhaf geldi. Satılmışa duyduğum aşkla size duyduğum minnettarlık kalbimde çarpışıp durdu. Ben sanki bu mektubu bir yerlerde seyrettim. Sonunda galip gelen aşk oldu. Bir baba olarak sizi çiğneyip geçimeceğim için meçhul bir istikbale doğru gidiyorum. Madem beni satılmışa vermeyeceksiniz... Öyleyse ben kendimi kaderin dikenli yoluna vererek eriyor mum gibi sönüyorum. Elveda, kızınız Meryem. Ne diyor be? Özetle, kızın satılmışı istiyor. Vermedi diye de kaçmış. Göt yola düşmez inşallah. Burası İstanbul. Vay benim sürmeli Meryem'im vay. Ben sana kıyamam Meryem kızım. Tek kalk babana dön. Sana 1000 tane satılmış kurban olsun Nazlı kızım. Dur hele orada. Bakalım biz satılmışı verdik mi? Yolda kirim olayım kardeşim. İstanbul'u sen bilirsin. Meryem'i bul bana. Dükkan da senin olsun. Tamam dur. Heyecanlanma Mehmet. Yanılmıyorsam Meryem'i bulmak kolay olacak. Sen hele bir yol. Şu tabelayı indirip eskisini bir tak bakalım. İşte bugünkü mucize bu. İçinde bize ay başına hatta seneye ay başına kadar idare edecek para var. Ama sahibini biliyoruz. Ehliyeti, kredi kartları ve kart vizitleri içindeydi. Bir bankanın finans müdürü. Ve çok yakışıklı. O zaman neyi tartışıyoruz ki bacılar? Varolum sahibine haber verelim hemen. Verdik bile. Siz bilin istedik sadece. İyi yapmışsınız. Öylesiniz böylesiniz ama dürüst kızlarsınız valla. Öyle böyle ne demek? Derhal açıklayacaksın. Sakin ol Ayten. Şu para bizim olsaydı bir kebapçıya giderdik şimdi. Ben şöyle 1,5 Adana. Ben Ezo gelin çorba. Yanında taze soğan. Çöp şiş. İyi pişmeli. Bir porsiyon Urfa. Doymazsın. E nasıl olsa Cansu bacı 1,5 yiyemeyecek. Müsriflüğün lüzumu yok. Ortaya da şöyle bir acılı ezme. Ben acı yiyemem. Ya ezme acısız yenmez ki. Kendine ayrı söyle o zaman. Müsriflüğün lüzumu yok. Yarısı acılı, yarısı acısız. Arkadaşlar, acılı bir gerçek ama bu cüzdan sahibine gidiyor. Vay demme. Parayı bulduk da... Cüzdan başkasının vay demmi. Viyadükten vazgeçip... Asman köprüye kazık yapsan... Hiç değilse bir ayağım toprakta olur vay demmi. Aferin yeğenim. Erzuka'yı çok beğendim. Gerçi işin içinde ince bir zeka var. Seni tanıdığım kadarıyla... Senin zekana 10 kutu tiner döksele bu kadar inceyemez. Söyle hele, planın telif hakkı kimde? Gerçekten çok güzel. Bu Meryem.
annem neredeyse bulup getirin artık. Babası her şeyi razı. Sen merak etme Vahit emmi. Giderken adresi yazdıydı. Ben yarın gider getiririm. Vahit emmi. Ben bu Meryem'le gerçekten evlenecek miyim? Bana Vahit Ballıoğlu demişler satılmış. İki kere aynı dağıtlıya basma be! Ayten Mutlugil. Enver Türkkan. Evet. Buyurun. Her şey eksiksiz olarak içinde. Tek eksik, dürüst bir hanımefendiyle hiç tanışmamış olma. Lütfederlerse tabii. Sonra ne oldu? Sonra cüzdandaki bütün parayı verdi. Ve sonra? Telefonunu verdi. Evet, bu akşam yemeğe çıkıyorum. Ne var? Ne oldu? Meryem'i getirdiniz mi? Verdiği adrese gittim. Akrabası dedi ki... Meryem oraya hiç gitmemiş. Aman Tanrım, sahiden kayboldu. Şimdi ne yapacağız? Eyvah! Ben size söylemiştim bu planı. Efendim? Ne yapacağız Meryem? Şimdi? Meryem sen misin? Meryem neredeymiş? Akrabanın adresini mi bulamadın? Ne? Ne? Ne diyor? Ne? Diyarbakır'da 500 evler diye bir semt yok mu?